Malezya ile Türkiye arasında imzalanan Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük savunma ihracatına ilişkin sözleşme resmen yürürlüğe girdi. Sözleşme ile FNSS firması 7 yıl içinde Malezya'ya 559 milyon dolarlık zırhlı araç satışı gerçekleştirecek. Altı çarpı altı ve 8x8 Pars taktik tekerlekli zırhlı araçlar pazarın tercih edilen ürünleri arasında ve tamamen Türk tasarım ve üretimi. FNSS bugüne kadar özellikle Körfez ülkelerine yaptığı ihracatla adından söz ettirdi. Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen IDEX 2011 fuarında bu ülke ordusu için ortak zırhlı muharebe aracı üretimine ilişkin sözleşme imzalanmıştı. Türkiye açısından çok çok büyük bir ihracat potansiyeli demek bu. Milyar dolarlarla ifade edilecek bir önümüzdeki 5-10 yıl için bir ihracat potansiyelinin kapısını iyice aralamış oluyoruz. Fuar devam ederken FNSS Ankara'da çok büyük bir ihracat bağlantısının ilk adımını attı. 22 Şubat'ta Gölbaşı'ndaki FNSS tesislerinde Malezya ile 8x8 Pars zırhlı araçlarının bu ülkeyle ortak üretim ve lojistik desteğine yönelik kabul mektubu imzalandı. FNSS Mayıs ayı itibariyle sözleşmenin resmi olarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. Buna göre Malezya Silahlı Kuvvetleri için 12 değişik konfigürasyonda 257 adet 8x8 tekerlekli zırhlı muharebe aracı geliştirilip üretilecek. 7 yılda tamamlanması planlanan projenin mevcut bedeli 559 milyon dolar. Bu ihracat sözleşmesi Türkiye'den tek kalemde gerçekleştirilen en büyük savunma sistemi ihracat sözleşmesi olma özelliğini taşıyor.